aslında her şey yolunda gidiyordu. Kerem'le bazı sorunlarımız vardı. Yine de bir şekilde üstesinden gelmiştik. Ama rahmetli Beyce teyzenin aldığı bir haber bir anda her şeyi değiştirdi. Darmadağın etti. Şimdi düşünüyorum da aslında hiçbirimiz böyle olacağını tahmin edemezdik. Eğer edebilseydik zaten hiçbir şey böyle olmazdı. Siz nereden öğrendiniz bunu? Demek ki doğru. Demek ki gerçekten böyle bir dosya var. Var ama içeriğiyle ilgili size bilgi veremem. Kızımın ve damadımın ölümüyle doğrudan bağlantılı bir dosya bu, öyle değil mi? Tabii ki de, tabii ki de görüşeceğiz. Tamam, çok sağ ol. Ben gereken tüm başvuruları yaptım Beyce Hanım. Yani görüş gününden önce Kenan Bey'le sizi bir araya getireceğim. Sağ olun, buyurun. Siz son zamanlarda kendisiyle konuşabildiniz mi hiç? Maalesef son birkaç haftadır benimle de hiçbir şekilde irtibata geçmedi. Allah Allah, neden acaba? Yani bilmiyorum. Belki korktuğu bir şeyler vardır. Beyce teyzenin ne yaptığını, neyin peşinden koştuğunu bilmiyorduk tabii o zamanlar. Herkes kendi derdine düşmüştü. Barış'ın da hiçbir şeyden haberi yoktu. O zamanlar okulda garip şeyler olmaya başlamıştı. Herkes yavaş yavaş gruplaşmaya başlamıştı. Ya abi ya! Şşş! Ne yapıyorsun? Ben. Sen beni duymadın. O benim. Kuran abi. Benim dostlar sen. Teşekkür ederim abi. Bu yaptığın hesabını Aksel'e vereceksin. Çağır o zaman Aksel'i. Çağır gelsin. Yeter lan. Tek tek gelmeyin. Aksel'i al da gel. Sizden mi korkacağız lan? Birkin bırak. Ahmet yapmayın çocuklar. Siz kardeşsiniz, ayıp. Tamam ya, bir şey demedik. Barış biz senin yanındayız abicim. Bir şey olursa kendi başına yapmaya kalkma sakın. Eyvallah, sağ ol. Okulda bu tuhaf şeyler olurken annem dedemi eve getirdi. Gidip nerede kaldığını bulmuş. Tarla başında bir otelde kalıyormuş. Çok kötü durumdaymış. Neyse. Sırf annem üzülmesin diye hiç sesimi çıkarmamıştım. Şimdi düşünüyorum. Keşke bu kadar sessiz kalmasaydım. Bundan sonra ben ne dersem o. Bu evin kuralları olacak, anlaşıldı mı? Hep vardı zaten. Zeynep'ciğim lütfen bir dinlesek önce. Hı? Bundan sonra sokakta tek başına gezmek yok. Gece yaralarına kadar sokakta kalmak yok. Anlaşıldı mı? Hem sen kaçta çıkıyorsun okuldan bakayım? 4'te çıkıyorum. Hah. 4:30'da evdesin. Tamam mı? Oldu. Beslenme çantasıyla matarı da alayım mı yanıma? Bu ne ya, ilkokul çocuğu gibi? Allah Allah ya. Adama bak ya. Geldiği ilk dakikadan abuk sabuk konuşmaya başladı. Bu ne böyle? Zeynep uzatma tamam. Uzatma. Ben öğrendim zaten babandan neler olup gittiğini. Hah. Bundan sonra hareketlerine falan dikkat edeceksin. Belli saatlerde eve gideceksin. Yok öyle artık arkadaşlarla gezmeler falan, ona göre. Okuldaki olaydan sonra babam bize çok kızdı. Yani Melis'le bana. Kerem'le hiç görüşemiyorduk. Aksel Melis'in yanına gidemiyordu. Melis'e. Tamam abi. Bana bak. Direkt Melis'e verme tamam mı? Ben olduğumu anlarlar. Cansel'e falan var önce. Al bunu Melis'e ver tamam mı? Melis'e. Melis'e. Bir kenara.
Dilan, o kağıdı bana getirir misin? Alayım. İşte tam o zamanlarda Kerem size bahsettiğim o notu buldu. Kerem'le birbirimizi o zamanlar hiç göremiyorduk. Tabii insan 17 yaşında olunca hayattaki en büyük derdi bu oluyor. Ama bunlar iyi günlerimizmiş. Bilmiyorduk tabii o zaman. Zaten bir süre sonra Kerem'le öyle bir yola girdik ki. Anne. Geliyorum canım. Bana biraz müsaade eder misiniz? Mutfaktayım. Anne. Hı. Telefonu verir misin? Ne yapacaksın? Kimi arayacaksın? Şeyi, Yağmur arayacağım. Olmaz. Neden ya? Sen gayet iyi biliyorsun nedenini. Anne vallahi Yağmur'u arayacağım. Verir misin? İyi tamam. Zeynep söyle numarayı. Yok artık. Söyle kızım ben arayacağım. Söyle. Var ya rezil ettin beni şu yaşta ya. Rezil ettin. Şu yaşta. Hayır yani duyan da 35'ine falan geldin zannedecek. Yok ben zaten 35'imi göremeyeceğim ki. Bu yaşta böyle kuruyup kalacağım. Bir dakika ya. Hı. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Zeynep idare et anneciğim ne olur. Yaşlı adam zaten. Ne olur annem kuzum hadi idare et. Öyle bana kuzum muzum deme. Zeynep'im bir tanem annem. Hayır insan biraz güler yüzlü olur ya birazcık. Böyle oturuyor beş kaşı suratlı salonda. Onu getirin bunu götürün. Hizmetçisi miyiz biz onun ya? Kızım sen yani herkesi kendin gibi zannediyorsun Zeynep ya. Ya adam gelmiş kaç yaşında bu yaştan sonra huyu mu değişecek adamın? Ya iyi de 2014 yılında yaşıyoruz. Orta çağda değil herhalde. Ay yeter ama Zeynep üstüme gelme artık. Ne yapayım? Ne yapayım yani adamın huyunu mu değiştireyim bu yaştan sonra? Aa Zeynep, vallahi üzüyorsun beni, haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.